Sayın Murat Kurum beyefendi aramızdalar. Sayın Bakanımıza coşkulu alkış. Kurtlar kuşlar aşılar, zikreder dağlar taşlar. Ne bitmez bir bismillah da gizlidir, buluruz onda halvet. Sizlerle hemşehrilerimize teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Değerli kardeşlerim, biraz sonra bu iftar buluşmasından sonra akşam Ramazan ayı etkinliği kapsamında Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yaka Beyefendi'ye konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Yüce Mevla, tuttuğunuz oruçları, tuttuğumuz oruçları inşallah dergah hizmetinde. Beyliğimizin kıymetli yine ilçe başkanı buradalar. Tek bir hedefimiz, hayalimiz var. Türkiye'yi tarihte olduğu gibi yine merhametin eli yapmak istiyoruz. İlmin merkezi, aklın yolu, hakkın ve hakikatin sarsılmaz sesi yapmak arzuluyoruz. Gayemiz analarımızın o güzel dualarını almak, büyüklerimizin takdirini kazanmak, yavrularımızın yüzünü güldürmektir. Biz kıymetli kardeşlerim 20 yıldır gece gündüz demeden çalışıyorsak bu ülke, bu şehirler, bu şehirlerdeki yaşayan vatandaşlarımız için durmadan, duraksamadan mücadele ediyorsak eğer gücümüzü nereden aldığımız bellidir. Bizim arkamızda 10 yıllardır davasından bir adım bile geri atmayan bir millet var. Geçtiğimiz 4 yıl boyunca bir ayağımız ve kalbimiz hep Konya'mızda oldu. Bu şuurla Konya'mızı pek çok kez ziyaret ettik. Karapınar'ımıza da defalarca geldik. Sizleri dinledik. Vatandaşlarımızı hep kulağımız vatandaşımızda oldu. Nerede vatandaşımızın bir talebi olsa, şehrimizin, ilçelerimizin, köylerimizin ihtiyaçları olsa bunları bir bir birlikte belirledik. Ben Karapınar'ın GES santralini unutmadım. Hamdolsun bu dev tesisimizi de Karapınar'ımıza kazandırdık. Şu an %50 kapasiteyle elektrik üretiyor. Tam kapasiteye geçtiğinde Avrupa'nın birincisi, dünyanın 5. büyük güneş enerji santrali olacak. Biz böylesine kıymetli hemşehrilerim vizyon projelerle hedefler belirlerken, projeler üretirken ülkemizi o eski karanlık gönlerine yine döndürmek isteyenlerle de tabii kıyasıya bir mücadele veriyoruz. Bizim bu ülkenin yarınları için, istikbali için yaptığımız yatırımları ya durdurursunuz ya da biz göreve gelince mani oluruz deyip milleti ve yatırımı, yatırımcıyı tehdit etmeye çalışanlara hep ne diyoruz? Bu ülke için, bu millet için 20 yıldır haykırdığımız gibi ya aydınlık bir istikbal ya da eski karanlık günler diyoruz. Ya millet ya zillet diyoruz. Ya istiklal ya izmihal diyoruz ve hangi odaklardan sufle aldıkları o belli olmayanların büyükelçilikler önünde hizaya girenler yine gezi kalkışmasında bu milletin üzerine yürüyenler ve Allah razı olsun. Yine gezi kalkışmasında bu milletin üzerine yürüyen baronlar ve onların müdafaa ettiği şovmenler duysunlar kardeşlerim. İşte Konya'dan, Karapınar'dan, Karapınar'ın meydanından söylüyoruz.
bu ülkenin istiklaline kimse kastedemez. Bu gençlerin istikbaline kimse yan gözle bakamaz. Bu milletin izzetine kimse halel getiremez. Bu milletin seçtiği liderine, cumhurbaşkanına kimse parmak sallayamaz, tehdit edemez. AK Parti ile artık bu ülkede yaşayan her vatandaş, her kardeşim, tüm hemşerilerim birinci sınıf vatandaş oldu. Bunu içlerine bir türlü sindiremiyorlar. Bütün vatandaşlarımız Türkiye'ye ait ve Türkiye'ye ait olmanın onurunu, gururunu, şerefini hissetmeye başladı. Bunu hazmedemiyorlar kıymetli hemşerilerim. Biz Türkiye'nin her şehrine yüz akıyla gidiyoruz. Çünkü biz her yere eser götürdük. Her yere hizmet götürdük. İçlerinden diyorlar ki yahu bu Bozkır'ın çocuklarına, bu Bozkır'ın çocukları, gözlerinde güneş yanığı olan kara kuru çocuklar ne zaman büyüdü, öğrendi de bu eserleri yapar hale geldi. Buna inanamıyorlar, hazmedemiyorlar, sindiremiyorlar. Ama mecburlar, sindirecekler. Çünkü Allah'ın izniyle biz bundan sonra da durmayacağız. Yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz. Göreceksiniz, 2023 seçimlerinde de büyük bir zafer kazanacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha rekor bir oyla seçerek bunlara gereken cevabı hep birlikte Konya'mızda, Konya'mızın 31 ilçesinde Karapınar'da vereceğiz. Fotoğraf çekimi için, aile fotoğrafı için davet ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanımız Sayın Remzi Kararslan Beyefendi, Sayın Bakanımıza günün anısına hediyelerini takdim ediyorlar. Alkışlarınızı istirham ediyoruz. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti Karapınar ilçe başkanlarımızı ve Karapınar Millet Bahçemizde Ramazan etkinliklerine hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Sayın Bakanımız da